Sen alsana hakim. Ben aldım hep. Şöyle alayım sizi. Evet, bir şey adım arkamızdan geçiş yapamazsın. Hakim. Kilo almışsın. Evet. Biraz. Evet. Çok kilo almışsın. İyi akşam. Hep yiyor. Hep yiyor sadece gecede olduğundan. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi vallahi. Harika, çok muhteşem bir galadayız. Hazine Galası. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok özlemişim bir BKM yapımını. Çok sevdiğim isimler var. İnanılmaz heyecanla geldim. Güzel bir şey izlemeyi çok uzun zamandır bekliyordum. O yüzden merakla bekliyorum. Ben de bir film çektim, döndüm. Çok yorgun, argın olmama rağmen daha bir gün oldu İstanbul'a geleli. Afyon'daydım ama buna hakikaten böyle koşar adımla geldim. Hayırlı olsun diyelim sizin filminizden. Önce biraz bahseder misiniz? Çok nasıl bir film geliyor? Ederim. Afyon'da mı sadece gerçekleşti çekimler? Evet, çekimlerin tamamı Afyon'da gerçekleşti. Bir ay kadar sürdü. Sevgili Mustafa Üstündağ ile birlikte Tamirci isimli bir film çektik. Dram aksiyon dalında. Süper bir hikayeye sahip. Çok da güzel görüntülere sahip. Bakalım biz de heyecanla bekliyoruz şimdi çıkmasını. Peki. Aileler tanışmıştı galiba. Geçen yemek yiyiniz bir ailelerle beraber. Bak Nifakçı geldi, gördün mü? Güzel bir soru aslında. Eğer tanıştılarsa ne mutlu. Yok ne şey gidiyor. Biz zaten bayağı birinci haftada tanışmıştık. Siz çok sonra gördünüz. Peki evlenirseniz de biz sonradan mı öğreniriz yoksa evlenince görür müyüz diyeyim, fotoğraflarını? Vallahi o işler kısmet, belli olmaz. Düşünüyor musunuz hiç evliliğe bakış açınız mı peki? Bakış açısı dediğiniz retinasal zenginliktir. Bu işler öyle bakış açısıyla olmaz. İnsanlar zaman geçirir, birbirlerini tanırlar. Kısmetlerinde varsa olur. Dilerim mutlu olmak. İnşallah. Amacımız mutlu olmak olsun. İnşallah çok mutlu olun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun.